İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, yıl sonu kapanış konuşmasında bulundu. Arman Tatoyan, 13-14 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başlattığı savaş sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği kısımlarında şehit düşen Ermeni askerlerin cesetleri bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Artsakh Cumhuriyeti, Kaşatağ Bölgesi'nin Kaleleri adlı kitap yayınlandı. Batı Ermenistan şehirlerini tanıyalım. Başkentimiz Garin. Ermenilerin kutsal kitabına göre yeni yıl 21 Mart'ta kutlanır. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Western Armenia TV yayınında 2022 yılında yaşanan önemli olaylara değinerek yıl sonu kapanış konuşması gerçekleştirdi. 2022 yılı Batı Ermenistan için verimli geçti. Bir dizi önemli resmi ve gayri resmi toplantılar yapıldı ve bunların sonucunda önemli anlaşmalara varıldı. Yıl aynı zamanda Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve milletvekillerinin Batı Ermenistan'ı bir misyonla ziyaret etmeleri, araştırmalar yapmaları, yerli Ermenilerle görüşmeleri ve Batı Ermenistan ile ilgili birçok önemli konuyu tartışmaları açısından da önemliydi. 2022 yılı boyunca çeşitli uluslararası kürsülerden Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan hem Batı Ermenistan'ın hem de Artsakh'ın çıkarlarına açıklamalar yaptılar. Uluslararası platformda hakların korunması Batı Ermenistan için bir dönüm noktası ve bir onur meselesi haline geldi ve bu dikkate alınarak Artsakh'taki Ermenilerin başvurularına dayanarak Avrupa Mahkemesi'nde Azerbaycan aleyhine çok sayıda dava açıldı. Başbakan Sedat Melikyan liderliğindeki Ermenistan hükümeti ise kilit sorunları çözmeye odaklandı. Bu yılda parlamento çalışmaları da takdirle karşılandı. Yılın ikinci yarısında Batı Ermenistan'ın farklı ülkelerden milletvekillerini ve vatandaşlarını Yerevan'da bir araya getiren parlamento başkanı Nelli Harutyunyan'ın çabalarıyla Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu 3 günlük bir konferans düzenlendi. 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan net bir yapılacaklar listesi oluşturuldu. Yıl sonunda Batı Ermenistan, Avrupa Mahkemesi'nde Azerbaycan aleyhine 3 dava daha açtı ve bunların sonucunu 2023'te şimdiden göreceğiz. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı Müdürü Arman Tatoyan, Facebook sayfasından şunu bildiriyor. Bugün Azerbaycan'ın 13-14 Eylül 2022 tarihinde ve 2020 yılının Eylül ayında başlattığı savaşları sırasında Geharkunik, Arakazodun ve Armavir bölgelerinin şehit ve kayıp askerlerin ailelerini ziyaret ettik. Ayrıca bir kadın askerin ailesini de ziyaret ettik. Bu insanların savaş nedeniyle daha da derinleşen sorunlarını tartıştık. 13-14 Eylül 2022'de Azerbaycan'ın başlattığı savaş sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği ve onların kontrolü altındaki Ermenistan Cumhuriyeti egemen topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin şehit düşen askerlerinin cesetlerinin bulunması özel bir ilgiyi hak ediyor. Azerbaycan tarafının engelleri nedeniyle askerin cenazesi çıkarılamıyor. Doğal olarak bu durum ailelere daha çok acı ve ıstırap yaşatıyor. Ayrıca bir takım başka sorunlar yerinde tespit edildi. Vakıf bunları çözmek veya katkıda bulunmak için adımlar atacak. Konuyla ilgili gerekli hukuki danışmanlık ve yönlendirmeler yapıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan aleyhine dava açtı. Bu haber, Uluslararası Adalet Divanı tarafından yayınlanan basın açıklamasına atıfta bulunan Armen Press tarafından bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti, Lahey Mahkemesi'nden şu geçici tedbirlerin uygulanmasını istedi.
Azerbaycan'ı Berzor koridoru boyunca her iki yönde serbest dolaşımı engellediği sözde gösterileri düzenlemeyi ve desteklemeyi durdurmaya ve Azerbaycan'ı tüm insanların, araçların ve yükün Berzor koridorundan her iki yönde serbest dolaşımını sağlamaya mecbur etmek. Batı Ermenistan sadece bu yolun kasıtlı olarak kapatılmasının değil, aynı zamanda yerli Ermenilerin yüzyıllardır yaşadığı bir Ermeni toprağı olan Berzor'un Azerbaycan tarafından işgal edilmesinin de kınanması gerektiğini ekliyor. Bu, Türkiye-Azerbaycan ikilisi tarafından uygulanan ve iyi düşünülmüş bir Ermenilerden temizlenme programıdır. Tarihi Kültürel Rezerv Müzeleri ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti adlı karamacı gütmeyen devlet kuruluşu Anıt Koruma Departmanı Baş Uzmanı Levon Mıgırdıçan ve bir dizi bilim insanı tarafından yazılan Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşatağ Bölgesi'nin Kaleleri başlıklı kitap, Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşatağ Bölgesi'ndeki kalelere Tunç Demir Çağı'ndan Orta Çağ'ın sonlarına kadar örneklerine adanmıştır. 36 kalenin özetini içeren çalışmada her bir kalenin konum haritası, ortofoto planı, kazı ve kat planı modern teknolojiler kullanılarak sunuldu. Kitap, Sünik ve Artsakh'ın neredeyse her zaman yerel yönetimlerini korudukları gerçeğinden yola çıkarak Ermeni kale inşaatını en iyi temsil eden bölgelerden birini sunuyor. Yazara göre eser, Ermenistan'ın askeri ve peyzaj arkeolojisi, Sünik ve Artsakh tarihiyle ilgilenenlere yeni bir soluk getirecek mimarlar için de faydalı olacaktır. Modern teknolojilerin kullanılması, kalelerin yeniden yapılandırılması görevini kolaylaştıracaktır. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin, ulusumuzun tarihinde önemli bir rol oynadı. Ermenistan'ın eski şehirlerinden biridir ve farklı zamanlarda farklı isimler almıştır. Teodosopolis, Arzurum, Erzurum ve bunun gibi. Karin Erzurum platosunun güney kesiminde Fırat Nehri'nin sol tarafında deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte yer almaktadır. 1049'da Arzın kentine yapılan saldırı sırasında Selçuklular güçlü kale şehri Karin'i ısrarla ele geçirmeye çalıştılar ancak başarısız oldular. 13. yüzyılın başında Zakaryan Hanedanı'nın eline geçen Karin, aynı yüzyılın 40'lı yıllarında Moğolların, 14. yüzyılın sonunda ise Timurlenk'in haydutlarının eline geçip tahrip edilmiştir. Daha sonra 16. 18. yüzyıllarda büyük ölçüde Türk hakimiyeti altına girmiştir. Karin ilk önce bir kale şehri olarak biliniyordu. Karin ve Kars kaleleri doğuda güçleri ile ünlüydü. Doğuyu batıya bağlayan yollardan biri de Karin Erzurum'dan geçiyordu. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında şehrin birkaç çarşısı ve 20 kervansarayı vardı. Ermeni ustaların onlarca zanaatı nüfusun esas geçim kaynağıydı. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında Karin'de özel okullar hariç farklı türlerde birkaç Ermeni okulu vardı. Bunlar arasında Getronagan Okulu, Sanasaryan Okulu, Mısıryan, Ter Azaryan ile çeviri okulları yer alıyordu. Karin'de bir dizi manastır ve tapınaklar bulunuyordu. Batı Ermenistan'daki diğer şehirlerin ve binlerce köyün Ermeni nüfusu gibi Karin Ermeniler de katledildi. Türk soykırımcıları buradaki Ermenilerin bir bölümünü 1895-1896'da Abdülhamit döneminde, diğer bölümünü ise 1915'te soykırım Armenosit sırasında yok etti. Hayatta kalanlar farklı ülkelere sürüldü. Soykırım Armenosit'in arifesinde Karin'de 25 bin civarında Ermeni yaşıyordu. Ertesi yıl 1916'da orada Ermenice konuşan Ermeni kalmamıştı. Nisan 1920'deki San Remo Konferansı'ndan bu yana Karin Erzurum, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti ve yönetim merkezi olarak kabul ediliyor. Kurum Harut Arakelyan, yeni yıl olarak bir Ocak'ı bulamayacağınız Ermeni takvimini sundu. Ermeni kutsal yılbaşı ilkbahar ekinoksunda 21 Mart'ta Arek ayının Arek günüdür. Unutmayın, Ermeni halkının tarihi derinliklerde saklıdır. Küçük Asya halkları bunu bulmalı ve değerlendirmelidir.
Ermeni kutsal takvimin detayları web sitemizde sunulan takvimde mevcuttur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Etno Colors grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garmi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.